Merhabalar efendim, Halk TV ekranlarında Genel Başkanlarla Bayram Sohbetleri serimizin bugünkü durağına hoş geldiniz. Ben Özlem Gülses. Belki bizi bir bayram sofrasında ya da rahat kanepelerinizde izliyorsunuz. Bugün Türkiye'nin geleceğini konuşacağız değerli konuğumla. Niye? Çünkü kendisi Gelecek Partisi kurucusu ve Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Efendim hoş geldiniz. Daha Hoş doğrusu bulduk. biz mi hoş bulduk? Siz hoş geldiniz tabii. Burası sizin kütüphanenizin Evet, bir bölümü herhalde, bir değil mi bölümü bulunduğumuz bu. alan? Benim şu anda 5 ayrı mekanda kütüphanem var. Bu kat, üst kat, onun üstü, karşıda ve bir iki ayrı Ankara'da, Konya'da 5 ayrı yere kitaplarım dağılmış durumda. Bu Bir de tabii üniversitelere verdikleriniz tabii var burada. tabii Bunlar tabii. siz kendinize Tabii sakladıklarınız. Şehir Üniversitesi Kütüphanesi'ne ve Ha, Bilim bir de o Sanat var. Vakfı Kütüphanesi'ne 5.000'e aşkın kitap bağışlamıştım. Tabii Ne oldu onlar efendim şimdi? onlara açıkçası üzülüyorum tabii ama esas üzüldüğüm onlardan daha çok çok güzel bir koleksiyon orada birikmişti. Kemal Karpat'ın bütün eserleri, Taha Toros'un, Talat Harman'ın öyle bir emeklerle toplanmıştı ki onlar Şehir Üniversitesi'nde. Şehir Üniversitesi'nin kütüphanesi Türkiye'de şu anda en özgün, en kaliteli kütüphanelerden biri. Hani üniversitenin kapanmasına zaten çok üzüldüm Özlem Hanım, çok üzüldüm ama Onu biliyorum, evet, o üzüldüğünüzü. kitapların nerede bundan sonra, o evraklar sadece kitap değil, bütün şahsi evraklarını bize bağışladı bunun şeylerin, o isimlerin çoğu Kemal Karpat'ın, yani mektupları dahil Talat Alman'ın. Ve şimdi onları nasıl ve nerede şey yapacaklar? Gözü gibi bakıyordu arkadaşlar böyle ve tamamıyla Şehir Üniversitesi'ne duydukları güvenle bir kısmının, yani hepsi değil ama Kemal Karpat'ın tabii diğerleri rahmetli olanlar hariç verdikleri eserlerdi. Benim de orada ve Bilim Sanat Vakfı'nın kendi kütüphanesi de Türkiye'de vakıf kütüphaneleri içinde, yani özel kuruluştan tek en zengin kütüphanedir. 100, belki 200 bine yakın eser ve şey vardır. Oraya bağışlamıştım. Tabii kitap her yerde değerlidir. Nihayet mutlaka onun kıymetini bilenler değerini Çıkacaktır, yerini vereceklerdir. bulacaktır. Ondan pişman değilim. Ama hakkıyla değerlendirilmezse kitap kendisine isyan edeni mutlaka mahkum eder. Benim kitapları şey görmedim ben hiç. Bu kitapların şaşırır bizim Sara Hanım. Eşiniz yani. Eşim tabii. Evde, odamda şu takım elbisemi bıraksa bir yere bulamam. Ama binlerce kitabın içinde hangi kitabının nerede olduğunu rastgele gider elime değerim ve bulurum. Yukarıda öyle büyük bir şey esas arşivim diyeyim var. Binlerce kitap var içinde. Ama gideyim aradığım bir kitabı bulmam birkaç dakikadır. Ya der evde yani en basit şeyi bulamıyorsun bu kitabı. Kitap baktığımda gülümser kitap. Şöyle bir tatlı hatıram madem kitaplardan başladık. Bir gün bir yakın bir arkadaşımın evine gittim. Seneler sonra yani kütüphanesinde bir kitap duruyor. Ya dedim şimdi de milletvekilimiz, benim lise arkadaşım yani milletvekilimizdi. Şu anda Gelecek Partisi'nin kurucularından Mehmet Ali Pulcu. Ali dedim şu kitap benim dedim. Yok dedi orada yıllardır duruyor dedi. Kendi kütüphanesi. Yok dedim o kitap bana gülümsüyor, o benim kitabım dedim. Böyle konuşuyoruz, iddiaya girdik. Gittim çıkardım. Meğer kitap gerçekten benmiş, okumak için almış vaktini. İnanmıyorum. Ve size geri vermemiş ve Ya, yani ne unutmuş. diyor, bizim Neyse, aramızda evet, onun tabii şey olmaz ama elbette. hayır şunun için söyleyeyim. Kitap gerçekten insana gülümser. Ben bazı eserlerin ve mekanların, mesela Medeniyetler Şehirler kitabını yazarken bir dedim hocalarım var. Hani kendisinden çok şey öğrendim. Ama şehirler de benim hocamdır. Yani İstanbul ve Konya benim ruhumu dokuyan hocalar. Kitaplar da hiçbir yolculuk yok ki o zamanın. Ben yanımda bir kitapsız çıkmış olayım. Mutlaka bir kitap yanımda olsun. Sanki elimi, kolumu bir yere bırakırsa unutmak şey olur. Kitap öyle bir haslettir. Tabii şimdi elektronik kitaplar çıktı falan ama... Hayır, sadece elektronik kitaplar değil efendim, eğitimin, okumanın neredeyse aşağılandığı, Doğru. hakarete uğradığı bir döneme geldik. Ve bugün siz konuşurken hemen hatırladım, Türkiye'deki genç işsizliği oranlarını siz benden iyi Tabii biliyorsunuz. %24,5 şu anda. Evet, rekor seviyede ve o genç işsizliğinin kırılımlarına baktığımız zaman en büyük işsizliği yaşayanlar da iyi eğitim almış çocuklar. Yani Doğru. neredeyse şu anda sistem onlara diyor ki okuma evladım, şuradan 2 metrekarelik bir araziyi çevir. Yarın öbür gün nasıl olsa bir şey olur. Ya vergin affı olur, Doğru. ya imar affı Doğru. çıkar. Doğru. Ya işte bir partiye üye olursun. Hangisi olduğu fark etmez. Bir yerde bir kadrolu işe girer. Yani bir şey oldu. Ne olduğunu Doğru. siz daha iyi biliyorsunuz. Ne Yani oldu? aslında dünyanın genelinde böyle bir daral şey hissi var. Yani da organik hayattan kopmak sadece bu organik tarımla ilgili değil.
Kitap organik hayatın bir parçasıydı. Değdiğiniz, dokunduğunuz, hissettiğiniz. Ben hatta şunu derim öğrencilerime, birçok yerde söylemiş. Allah bir evi iki kokudan eksik bırakmasın. Bir kitap kokusu, bir çocuk kokusu. Bir evde kitap kokusu yoksa nasipsizdir. Çocuk kokusu tabii o bir takdir yani olup olmaz ama çocuk kokusunu hiçbir evden eksik etmesin derim. Kitap insanla organik gelişme, kağıdın bulunmasıyla birlikte organik gelişmesi içinde organik hayatımızın parçası oldu. Ve hiçbir şey bence kitabı ikame edemez. Ne bilgisayar ne diye. Dokunduğunuz zaman hissedeceğiniz bir şey. Şimdi bütün dünyada bu ama Türkiye'de özellikle benim de büyük ızdırap duyduğum husus Duruş diye bir kitap yazdım gençlere dönük olarak 600 sayfalık. Başbakanlığı bıraktıktan sonra biraz da bu FETÖ terör örgütü 15 Temmuz olayı olunca bir daha benzer şekilde çocuk gençler kandırılmasın diye gençlere sohbet ettiğim bir kitap. Peki. Orada şunu söyledim. Kariyer planlaması yapmayın. Müktesebat planlaması yani birikim planlaması yapın. Türkiye'de kariyer planlaması profesyonel olarak doğru bir kavram ama kariyer planlamasından anlaşılan en doğru, en kestirme yolla en çok maaş alınan bir yere ulaşmak, bir mevkiye ulaşmak. Kısa yoldan köşeye dönmenin yollarına. Birikim planlaması yaptırmak lazım gençlere. Yani hangi dilleri öğrenecek, hangi klasikleri okuyacak, zihni formasyon nasıl şekillenecek, psikolojik formasyon nasıl şekillenecek. Biz meslek sahibi edinmeye çalışıyoruz. Onun için hep üniversitede ders verirken derdim ki, üniversiteler medreseleri ikame etmek için kuruldu ama esas itibariyle esnaf loncaları ikame eder hale geldi. Yani meslek erbabı, meslek sahibi olmak çok önemli. Ama esas itibariyle üniversitelerin ve eğitimin temel amacı zihni bir formasyondur. Özgür düşünebilen, eleştirel düşünebilen ve bütün insanlık birikimi bütün klasiklerine vukufiyet sağlayan, insanı anlayabilen, Bilim üretebilen. Yani bunlar olmadan bir insana salt en çok maaş aldığı bir meslek vermeye kalkarsanız ve eğitim buna odaklarsanız, insanların zihninde eğitim sadece bir yere bir amaca ulaşmak için bir araç haline dönüşür. Halbuki eğitim sıradan bir araç değil. Eğitim bir şahsiyet oluşumudur. Bir bedenin, bir çocuğun büyümesini izlerseniz, o biyolojik olarak onu büyüdükçe görürsünüz, gözlersiniz. Ama aynı zamanda o çocuğun bir zihni formasyonu da var. Onu görmediğimiz için çoğu zaman hissetmeyiz. Yani bir çocuğun sürekli spor yapması güzel bir şeydir ama sadece bir yerde spor yapması bir adaleti geliştirir, bir yerini geliştirir. Zihinde de değişik zihni formasyonu aynı anda veremezseniz çocuğun bazı yerleri kör kalır, gelişmez. Muhakeme kabiliyeti gelişmez mesela. Efendim bugün geldiğimiz Türkiye'de köşe yazarları yazdıkları yazılardan dolayı, haberciler yaptıkları haberlerden dolayı, hadi o bizim meslek alanımız diyelim, insanlar yazdıkları tweetlerden dolayı veya WhatsApp'ta yaptıkları bir paylaşımdan, hatta sosyal medyada bir paylaşımın altına bir beğeni koymaktan dolayı zindana gönderiyorlar. Doğru, doğru. Yani böyle doğru. Bir hani sizin söylediğiniz özgür düşünce, eleştirel düşünceyle ilgili deneyiminiz benden çok daha fazladır. Bilemiyorum darbe dönemlerinde bile Türkiye bu kadar baskıcı, bu kadar insanların nefes alma alanlarının daraltıldığı başka bir dönemden geçti mi? Değişik dönemleri yaşadık. Biz 12 Eylül nesliyiz. Yani şey olarak yani 12 Eylül olduğunda biz üniversitedeydik. 27 Mayıs olduğunda ben 1 yaşındaydım. 12 Mart olduğunda ortaokul öğrencisiydim. Deniz Gezmişer asıldığı günü hatırlarım. 28 Şubat olduğunda doçentliği bitirdim. Yani profesörlüğün eşindeydim. Şimdi o bütün o hayat şeyine bakıyorum. Geçmiş dönemlerde şöyle bir şey vardı. Yani 12 Eylül'de biz şundan emindik. 12 Eylül'de sert bir şekilde karşıydık tabii. 12 Eylül Anayasası'na oradaki mübaşirlerin göreceği şekilde o koyu kahverengi kabine girmeden hayır oyunu atıp çıktım. Ama şunu biliyorduk. Bu geçici. Yani bu geçecek, yani. Geçecek ve bir gün bu demokrasiye olağanüstü dönecek. Dönem bitip olağan bir dönem başlayacak. 27 Mayıs'ta çok çileler çekildi. Şimdi beni açıkçası yeni bir siyasi hayata, tekrar siyasete dönmemi sebep olan hususlardan birisi, gittikçe bizim geçici olarak gördüğümüz otoriter eğilimlerin demokrasi görüntüsü altında yapısal bir nitelik kazanmaya başladığını görmek beni ciddi şekilde tedirgin etti. Yani olağanüstü bir dönem yaşıyorsanız,
onu geçeceğini bilirsiniz. Kenan Evren'in gideceğini biliyorduk biz. Darbeci bir cuntacı ama bir yönetimi. Ama demokrasi görünümü altında otoriter eğilimler yerleşir ve toplumda otoriter bir kültür hakim olursa çok tehlikelidir bu. Yani yukarıda Ankara'da bir otoriter eğilim hakim olup da toplum kitlelere sirayet etmemişse dersiniz ki bu geçici, gidecek. Ama otoriter eğilim kitlelere sirayet etmeye başlamışsa, ben bunu Suriye'de gözledim, efendim Irak'ta birçok yerde, otoriter eğitim bir kültür haline almaya başladığı zaman, siyaset bilimde bunun çok derin analizleri var ve her eve sirayet etmeye başladığında, her yere sirayet etmeye başladığında artık daha da tedirgin edici bir durum vardı. Görünüş demokratik ama kültür ve zihin son dönemde bu medya üzerinden, sosyal medya üzerinden tehditler yağdırıldığında, işte komşularını liste tuttuğu söylediğinde bazı insanların her gün hakaret ve tacize maruz yapıldığında, hele Ramazan'da, yani bir de insanların manen biraz daha olgun olduğu bir dönemde en sert tepki verme sebebim bundan. Çünkü görüyorum ki bir otoriter eğilim daha önce makul görünen insanları bile esir almış. Yani daha önce makul, rahatlıkla konuşabileceğiniz insan bile, bir bakıyorsunuz otoriter bir eğilim içine girmiş. Ve bu otoriterlik doğru bir kültür halini almış. Ilımlı otokrasi dediler efendim batılı dostlarımız bize. Gerçi batılı dostlarımızın da pek çok açıdan onların, yatacak yeri yok, yok belki. Tabii, yani. Yok, hani şimdi, Türkiye'nin demokrasisine şimdi, bugüne kadar ne katkı yapmışlar ama. Otokrasi evrensel bir hastalıktır. Demokrasi evrensel bir şifadır. Sadece bir toplumda, bir kere yayıldı mı bir toplumda, 1930'lu yılları düşünün. Bir anda her yerde bir otokrasi kültürü yayıldı. Yani Türkiye'yi bu genel tablonun dışında gibi görürsek, tam da dışarıdan Türkiye dış komplo falan diyenlere düşer. Şu anda otokrasi diye bir şey varsa simgeleştiği popüler otokrasi. Aslında size takdim edeceğim. Yeni çıktı. Benim İngilizce Cambridge Üniversitesi'nde kitabım yayınlandı biliyorsunuz. Systemic Earthquake and World Order diye. Şimdi Türkçesi bugün geldi bana. İnşallah size takdim edeyim Türkçesi. Sistemik deprem ve küresel dünya düzeni, dışlayıcı otokrasiye karşı kapsayıcı demokrasi diye, dışlayıcı popülizme karşı. Şimdi baktığınızda dünyadaki şu andaki otokratik eğilimlerin Amerika'da demokratik görünüm bir ülkede en şey otokrat var aslında. Trump popülist otokrasinin bir sembolü. Evet. İngiltere'de Boris Johnson'un tavrına bakıldığında, İtalya'da, Brezilya'da, bunlar demokrasinin, Macaristan'da, Rusya'da, demokrasinin yerleştiği kültürler. Rusya'da hani bir otoriterlik transformasyona uğradı. Zaten bir otoriterlik vardı. Ama buralarda köklü demokrasi kültürünün olduğu yerlerde dahi bir eğilim gözlendi. Türkiye bu anlamda bir istisna teşkil ederse geleceği parlak. İstisnayı olumlu anlamda söylüyorum. Yani böyle otokratik eğilimlerin arttığı bir dönemde demokratik kültürü geliştirebilen ülkeler bir sonraki aşamaya çok daha sağlıklı girerler. Çünkü ben bu otokrasinin kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Dünyada mı, Türkiye'de? Türkiye'de de dünyada da. Neden? Çünkü 1989'da genç bir akademisyen, daha doktora tezini yazıyordum. Francis Fukuyama o meşhur makalesini yazdığında tarihin sonu. Bir karşı tez yazdım ve daha sonra İngilizce olarak yayınlandı kitap olarak Civilization Transformation diye. Tezim şuydu kanaatim. O dünya tarihin sonu geldiği ve artık insanların neredeyse bir cennete dönüşen bir yerde yaşadığı, liberalizm zaferini ilan ettiğinde, ben bu egemenlerin yanılsamasıdır. Tarihin sonu böyle bu şekilde gelmez. Tarih daha hızlı akacak. Eğer küresel araçlar, teknolojik araçlar bu kadar hızlı değişime uğramışsa tarih durmaz, bitmez de. Arayış hızla devam edecek. Çünkü Marksizmin iflası ya da çöküşü Sovyetler Birliği'nin aydınlama felsefesinin içindeki temel doğalar bakımından liberalizm çok ayrı bir şeyler değildi. Dolayısıyla o felsefi çözülüşü doğru anlamak lazım. Bundan sonra tarih çok daha hızlı akacak. Düşünüldüğünden çok daha hızlı akacak tarih. Çünkü teknoloji bu kadar hızlı dönüşürken, insan bilgisi dönüşürken tarihin yavaşlayacağını, duracağını kimse söyleyemezdi. Tezimin özü buydu. 1991 yılında sundum onu Uluslararası İSA Kongresi'nde, Vancouver'da. Ve orada tebliğe talep oldu, kitaphaneye dönüştürdüm. İngilizce olarak yayınlandı. Türkçesi geçen sene çıktı. Şimdi o zaman demokrasi mutlak zaferini ilan ederken aceleci davrandılar ve gerekli tedbirleri almadılar. Dünya sistemini dönüştürmedi demokratik ülkeler. Şimdi de otokratlar otokrasinin erken zaferini ilan ediyorlar. Otokrasinin yaşaması toplum söz konusu bu anlamda.
kalıcı olmasını ben beklemiyorum. Neden? Çünkü insanoğlu iki şey arar. Ta tarihin ilk dönemlerinden bugüne. Bir özgürlük, bir güvenlik. Güvenlik kendi biyolojik varlığın devamı için gereklidir. Özgürlük ise insan olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Yani hayvanlar aleminde bile özgürlük, bizim köpeğimiz var, kedimiz var, ev bahçede şeyimiz var. Özgür olmak isterler. Ama özgürlükleri iradi değildir. İnsiyakidir, yani içgüdüseldir. Özgürlüğü iradi olan tek varlık insandır. Ve o yüzden biz farklıyız. Yani bizi özgürlüğü iradi olarak isteriz. Ve ona dokunulduğu zaman biyolojik varlığımızı göz ardı edecek tepkiler veririz. Siz de öyle bir tepki verdiniz. Bugün hangisinde daha mutluydunuz diye düşünürsünüz? Hangisi size daha özgürlüğün kapılarını açtı? Başbakan olmak mı, ki o zaman yetki elinizdeydi ve pek çok şeyle ilgili karar verme gücü de elinizdeydi. İnsan düşünebilir ki başbakanlık çok özgür bir koltuk. Yoksa bugün yeni bir partiyle yeni bir başlangıç yapmış çok, olan vallahi, Ahmet Davutoğlu mu daha özgür? Özlem Hanım, bu çok güzel bir soru. Tam 12'den bir soru. Niye biliyor musunuz? Başbakanlığı bıraktığımda birçok arkadaş, birçok kişi şaşırdı bu kadar kısa sürede. Çok iyi hatırlıyorum. Bursa'da Cuma namazdan çıkmıştık Kulu Cami'de. Kalabalık böyle, tam başbakanı bıraktıktan sonraki ilk seyahati, ziyaretim. Müthiş kalabalık. Birisi kalabalığı yarıp benim önüme geçmeye çalışıyor. Geldi. Bırakın falan dedim. Bir şey soracağım başbakanım sana dedi. Böyle biraz da Rumeli şivesiyle. Sor bakalım dedim. Ben dedim, muhtar 30 senedir muhtarlığı bırakamadım. Siz bir haftada başbakanlığı nasıl bıraktınız? Güldüm ben de. Şimdi dönüp baktığımda o bir özgürleşmeydi. Yani ben özgürlüğün dışsal bir şey olduğu kanaatinde değilim. Özgürlük içsel bir şeydir. Dışsal bir şey, bağımsızlık dışsal bir şeydir mesela, yani nihayet. Ama özgürlük insan içinde yaşar. Özgür bir vicdana ve özgür bir düşünceye sahip olan birisi, hapishanede, yani dört duvar arasında, dışarıda özgür bir vicdana ve özgür bir düşünceye sahip olmayan birisinden daha fazla özgürdür. Çünkü özgürlük bizim o içimizde var olan, bize Allah'ın lütfettiği bir şeydir. O iradeyle biz hesaba çekileceğimizi düşünürüz. Dolayısıyla başbakanı bıraktığım gün daha özgür olduğumu hissetmiştim sorumluluklarımla birlikte. Ama hayatım bütününde ben özgür olmaya çalıştım. Bütününde, yani gençlik çağlarımızdan biri. Geçen gün burada gençlerle Zoom toplantısı yaptık. 19 Mayıs dolayısıyla. O sırada kapıya da bizim bu sitedeki gençler gelmiş. Bir gün önceden gelmişlerdi aslında. Ben yarın gece dolaşacağım. Gece 1'de onlarla 10 kadar gençle yürüyerek ders yaptık. Böyle sohbet ederek yürüdük. Hatta dedim, siz meşayı, peripatetikleri bilir misiniz? İşte Aristo'nun yürüyerek ders yapma şeyini. Orada çocuklar şeyi sordular. Yani güç konusu açıldı. Nasıl siyaseti bırakmak falan. Dedim, çocuklar en güçlü kişi kimdir biliyor musunuz? Durdu. En güçlü kişi kendisiyle barışık olandır. Ve şimdi onun yanına bir şey daha ekledim. En özgür kişi vicdanıyla, yüreğiyle, beyni arasında tutarlı bir ilişki kurabilmiş olandır. Yoksa özgürlük ve güç makamlarla, mevkilerle olmuş olsaydı nice özgür, nice güçlü insanlar geçti ama özgür, hiçbir zaman özgür olamadılar. Dolayısıyla ben özgürlüğü siyasal partilerle ilişkili görmem, sistemle ilişkili görmem. Özgürlük içselleştirilmiş insanın kendi içiyle ilgili bir meseledir. Neden ben başbakanlığı bıraktım? Tam da özgür olabilmek için. Çünkü hissettim ki özgür bir başbakanlık yaptırmayacaklar bana. Sayın Davutoğlu, zaten kendiniz yani bir basbayağı o zaman da teşhis konulmuştu medya tarafından da ve toplumun çeşitli kesimleri tarafından da, bildiğiniz darbe. Tabii yok. Yani neredeyse bir darbe operasyonu. Post darbeden sonra dost darbeden. Yani hani kendisinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteklediği bir ismi kendisini yine görevden almasıyla ilgili bir gece arası operasyonu. Yok yok, kendisi o, yani Cumhurbaşkanı desteklediği. Evet, sağ olsun, teveccühü gösterdi. Tabii onun en başta 2014 yılındaki genel başkanı seçim onun sebebiyle aslında o kongre, yani onun tercihleri veya onun tabii aramızdaki hukukuydu. Ve o kongrede hatırlarsanız bana, biz emanetçi bir başbakan istemiyoruz demişti. Ben o söze istinaden, o başbakanlığı bir emanet, zaten makamlar emanetçilikle yapılacak yerler değil. O ama makamda, siz bugün diyorsunuz ki daha birkaç gün önce verdiğiniz bir röportajda beni kukla başbakan. İşte o hale getirmek istediler. Yani o 20 aylık süreçte
Birçok faktör var. Bunu tekrar tekrar konuşmak artık beni de üzüyor, açık söyleyeyim. Yaşadığım bütün o travmatik etki yol açıyor. Ama nihayet öyle bir yer geliyor ki şu denmiş oldu başbakanlığı bırakmadan hemen önce o MKYK toplantısında bir il başkanı bile atarken artık biz karar vereceğiz. O zaman genel başkanın bir anlamı yok. Özgür olmadığın zaman gücünüzü de kullanamazsınız. Bir tercih vardı o gün benim önümde. Yoksa o Pelikan dosyası falan paçavradır. Yani onlara dayalı olarak ben istifa etmiş değilim. Eğer MKYK'da 29 Nisan 2016'daki MKYK'da şahsedik talimatla hareket etmeyecek vicdana sahip bir 10 arkadaşım bile olmuş olsaydı, 20 arkadaşım bile şey yapabilirdik. Yani ben o mücadeleyi veririm. Fakat baktım ki artık o toplumun kültürü değişmiş, dönüşmüş. Ve onların çoğu gelip benden özür dilediler. İşte talimat geldiği için yaptık diye. Şimdi ben de onlara şunu söyledim. Talimatla hareket edenle ben ne istişare edeceğim? Kendi özgür düşüncesiyle değil de inanmadığı bir şey bana niye özür diliyor? Çoğuyla da görüşme ihtiyacı hissetmedim. Çünkü siyasette farklı şeyler söylersiniz, farklı düşünceler ifade edersiniz. Ama siyasette insan özgür bir muhatap arar. Tartışsın benimle. Ondan hiç gocunmam. Hatta kongreye gidelim, benim karşıma aday olarak çıksınlar. Bu da demokratik yarış. Ama başbakanım, genel başkanım dediği birinin yurt dışında devlet görevi yürütürken inanmadıkları bir metne imza atarak onun gücünü törpülemeye çalışan arkadaşlar, şeylerle artık özgür bir ilişki kuramazsınız. Geçenlerde bir başka, affedersiniz kestim, açıklamanızda dediniz ki en az 30-40 vekil içeride hala aslında bize katılmak için imkan. Yok, hiç öyle demedim. Yani belki yani yanlış anlaşıldı, tamam. Kusura bakmayın. Hiçbir zaman ben herhangi onu da siyasi olarak da hiçbir AK Parti milletvekiline veya şu anda olan herhangi bir parti milletvekiline böyle bir şekilde yaklaşım. Hepsi benim arkadaşım, hepsi demeyeyim, bir kısmı en azından. Hala çok insani hukukumuzun devam ettiği büyük bir kısmıydı. Ve bayramda her açıdan konuşuruz. Siyasi ilişki ayrı, efendim dostluk ayrı. Öyle bir ifade kullanmadım. Çünkü doğru da görmem onu, açık söyleyeyim. Hani bugünlerde, şimdi de açıklama vekil transferiyle yapılmış, ilgili bazı tartışmalar var. Evet. Bunları insan şeyine, yani o milletvekilliği onuruna pek uygun görmem şeye. Yani gidip de öyle veya böyle bir şey. Ama bir gün gelir, insanlar kendi hür tercihleriyle şu veya bu yönde kanaat beyan ederler, fikir beyan ederler ve bir yöne bir şekilde bizim geldiğimiz nokta gibi bir noktaya gelirler. Ama şunu dedim, AK Parti içinde şu anda gidişattan memnun olan insan sayısının çok az olduğunu biliyorum. Belki siz şunu hatırladığınız için öyle şey yapıyorsun. Benim geçen sene 22 Nisan'da hala AK Parti üyesiyken yayınladığım manifestoda, geçen yani 2019 22 Nisan'da yayınladığım manifestoda çok sayıda AK Partili arayıp kaleminize sağlık, elinize sağlık, biz de aynı kanaati paylaşıyoruz demiştir. Milletvekilleri de vardır bunların arasında. Çünkü onlar da aynı kaygıyı paylaşıyorlar. Onların şu anda AK Parti'nin içindeki birçok kişi tek başına bir yerde sohbet etseniz ve bu sohbetin orada kalacağından emin olsanız, olsa benim şikayetlerimin benzerlerini söyleyecektir. Çünkü nihayet burada ben bir siyasi sapma görüyorum ama insanların vicdanında bir sapma yok. Yani vicdanına tek başına kaldığında bize yapılan muamelenin doğru bir muamele olmadığını, efendim Türkiye'de özgürlüklerin, yani bütün AK Parti'nin özetleyin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele. Adalet tabii ki. Tabii adalet. Bu bir slogan, şeydi, şiardı bizim için. Şimdi bakıyorsunuz yasakların her türlüsü var. Kuruluş idealini anlatıyorsunuz. Tabii onu kastediyorum. Evet. Şimdi ben AK Parti'de değilim. AK Parti'nin nereye gideceği konusunda beni birinci derecede ilgilendirmiyor. Ama beni hangi ilkeler çerçevesinde? Beni şu anda ilgilendiren Gelecek Partisi'nin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi ve ileriye bakmak. Ama hani AK Parti içindeki hala dostluğumuz devam eden arkadaşlar, bunlarla dostluk bitmeyecek. Hiçbirisi bitmez. Ben öyle siyasi başkasının yaptığını yapmam. Başkaları, ben başbakanlığı bırakıp genel başkanı bıraktıktan sonra da birden selam kestiler. Önümde hizaya girenler, bu hep oldu yalnız. Şimdiyle ilgili değil. Adnan Menderes'in için çocuğunu efendim kurban edeceğini söyleyen kitle şey yapamadı yani, duramadılar birçok yer. Bunu ben yadırgamam. O bakımdan bir değişim süreci yaşanıyor, onu görüyorum. İnsan ilişki ben hep muhafaza ettim, hep muhafaza edeceğim. Buna Sayın Cumhurbaşkanı da dahil. İnsan ilişkide bir, ama siyasi olarak
ve doğru gördüğüm şeyleri söylemek konusunda hiç tereddüt etmedim hayatımda. Akademik hayatta da tereddüt etmedim, şimdi de etmem. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ama bugün hiçbir irtibatınız, iletişiminiz. Yok, maalesef. Yani yok. Bu çünkü sizi üzen, kıran bir durum mu? Yani ya da tuhaf karşıladığınız tabii, gibi. Tabii. Yani ben dediğim gibi insani ilişki her şeyden önemlidir. Her şey geçecek. Nihayet biz insanız. Kaldı ki var. Kendisi şu anda dostumuz Türkiye var. Cumhuriyeti tabii. Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Tabii Cumhurbaşkanı. Ayrıca bizim ilişkimiz herhangi bir ilişki değildi. O en iyisini kendisi de gayet yakından bilir ki ben siyasete bir mevki ve makam için girmedim. Defalarca siyasette bana teklif edildi. Milletvekili 95'ten itibaren 35-36 yaşındayken başladı. Hepsini reddettim. Ve Sayın Erdoğan, Sayın Gül'le birlikte kurucu olmamı teklif ettiğinde 5-6 saatlik uzun bir görüşmemiz oldu. Daha 2001'den yılında. Ben dedim ki elim adamıyım. Yeni nesiller yetiştirmeyi düşünüyorum. Ben girmeyeceğim ama sizin ihtiyacınız varsa olacak. O zaman ne ihtiyaç varsa bu ülke için, bu devlet için yaparım. Onu gayet iyi biliyorlar çünkü rahmetli Erbakan Hoca da bana teklif ettiğinde siyasete 96'da girmedim ama ne zaman çağırdıysa gittim ve bildiğim şeyleri ona katkıda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı vatandaşı olarak bizim vazifemiz. Nitekim baş danışmanı öyle kabul ettim. 2007'de ben ayrılıyordum. Dönem bitiyordu yani yeni dönem. Sayın Erdoğan teveccüh gösterdi. Milletvekili olun. Arkasında bakan olacaksınız çünkü Abdullah Bey Cumhurbaşkanı olacak dedi Sayın Gül. Ama ben müsaadenizle ben dönüyorum dedim ve şehir üniversitesini kurma projemiz o zaman benim de şeyim Bilim Sanat Vakfı'nın o 40 yıllık birikim üzerine şehir üniversitesi gibi üniversite kurmaktı. Ve ayrılacağım dedim. Ayrılma planları 2008 başında ayrılıyordum. Ayrılma planları yaparken parti kapatma davası açıldı. Ve o zaman ben Sayın Erdoğan'a gittim dedim ki bu size ve AK Parti'ye açılan bir dava değil. Bu Türk demokrasisine açılan bir dava. Sonuna kadar yanınızdayım. Beni görev veriyorsanız buradayım dedim. Ondan sonra bakanlığı dışarıdan bakanlık görevini teklif etti ve şey yaptım 2009'da. Bunu şunun için zikrediyorum. Siyasete bir hırsla girmiş değilim. Bazıları şimdi beni böyle hırsla liderlik için Erdoğan'la yarışmış biri olarak görürler. Hiç yarışmadım. Ama şunu da hiç yapmadım. Benden kukla biri şeyde çıkmadı. Ben ilim adamıyım. Bir bilgi birikimi etrafında bir duruşum var. Şey yapmadım, hiçbir şekilde yalnız bırakmadım. Hiçbir şekilde hırsla da girmedim. Ama başbakanlık koltuğunu almışsam, hele hele bir seçimde kazanıp bunu halk tarafından tescil edilmiş bir seçim yaşanmışsa, ben onun hakkını vermek, o koltuğun hakkını vermek benim vazifem. Sizi bir hasımdan, daha doğrusu bir rakipten daha fazla bir hasım olarak gördüğü anlar oldu. Mesela ben hatırlıyorum sizin başbakanlık kariyeriniz döneminin ya da bakanlık mıydı acaba o? Lütfen yanlış hatırlıyorsam düzeltin şimdi bir an. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisinin alamadığı bir randevuyu sizin almış olmanız mesela büyük kırılma noktalarından biriydi. Öyle bir şey olmadı aramızda yani bir yarış gibi ama şu oldu. Ben başbakan olduktan sonra özenle Sayın Cumhurbaşkanı tabii bizim benim de genel başkanımız da yaptığı bizim lider olarak gördüğüm bir şey. Türkiye'de de Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık makamının haysiyetini korumak lazım. Yani başbakanlığı korumak gibi Cumhurbaşkanını da korumak lazım. Şeyden sonra yani başbakanlık görevinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne Rusya'ya başbakan olarak gitmedim ben. Diğer ülkelere gittiğim oldu. Zaten öyle bir şey ki iki seçim, üç kongre yaptım. Terörle mücadele var. Ülkeyi çok yapamadım. Ve her hatırlarsanız terörle mücadelede her hafta sonu bırakın ilçelerde geçirdim. Bir hafta Silopi'de geçirdim bir cuma. Varto'da, efendim, Sur'da, Van'da, Şanlıurfa'da ki oradaki halkla beraber olmak ve teröristlerin devletle halk arasına sokmaya çalıştığı uçuruma ve biz sizinleyiz. Bakın ben başbakan olarak Silopi'deyim. Operasyon başladı, Silopi'ye gittim. Ve Silopi'de ağır güvenlik şartları altında çatışmalar etkisini sürdürürken Silopi'de sokakta yürüdüm. Şunu göstermek için insanlara. Ben buradayım. Türkiye Cumhuriyeti burada. Ve siz bu terör örgütlerinin şeyi değilsiniz. Onların baskısı altında sizi yaşatmayacağız. Sur'a gittim. Varto'ya gittim. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Kırılmanın yaşandığı bir yer olması lazım. Oraya geleceğim. Yani sizden rahatsızlığın başladığı oraya bir an geleceğim. Olması yani lazım. Bu yoğunlukta benim yurt dışı temasım olmadı fazla.
1 Kasım seçimlerini arkada bırakınca kendisiyle de konuşarak Amerika Birleşik Devletleri birçok ülkeden randevu aldım. Hani gitme ve davetler de geliyordu. Yani hatırladığınız şey orada. Bundan bu bir rahatsızlık doğurdu. Ve maalesef başka kanallarla bunun olmaması yönünde çalışmalar yapıldığında sonra bilgi olarak bana hatta geldi. Bugün ama şey değil. O yaşananlara referansla size bugün imalarda bulundu. Yani Amerikancı olduğunuz, projeci olduğunuz. Alman ajanı olduğum bunların hepsi. FETÖ, aklınıza ne gelirse tabii, tabii. Hepsini bunların hepsi IŞİD'i. Bakın ben 4 yıldır başbakan değilim. Her zaman da meydan okudum. Benim bu ülkede Torosların bir köyünde doğmuş bir Türkmen çocuğuyum. Başka hiçbir yere aidiyetim yok. Hiçbir kişiye kayıtsız şartsız itaatim de yok. Bu ülkeye itaatim var, bu halka bağlılığım var. Bir tek kişi çıksın benim herhangi bir irtibatımı bulsun. Bir takım çevreler, Amerikan istediği adam demeye kalktı. Bilinir bunlar. Onlar kendileri hep dış bağlantılı olduğu için. İşte bu proje iması o zaten. Tabii. Sadece ama sizin için değil, Sayın Babacan için de yapıyorlar. Proje, bakın şimdi. Ama işin ilginç tarafı bir nedir? Bir tarikatın, bir cemaatin işin, sizi görevlendiriyor. İşin ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? İşin ilginç tarafı. 1 Mart tezkeresi öncesi benim tutum belliydi. Yani bu göreve başladım Aralık ayında. Ve ben Amerikan askerlerinin Türkiye'ye girmesini ve Türkiye üzerinden Irak'a saldırmasını doğru görmedim. Hiçbir zaman doğru görmedim. Ve o zaman da ifade ettim bir gazete üzerinden. Yeni baş danışman olmuştum. En dost ülke olsa bile böylesi bir yabancı askeri gücün Türkiye'ye girmesini doğru görmem dedim. Bu benim bağımsızlık şeyime aykırı bir tutumdu. Ve 1 Mart tezkeresi geçmeyince siz hatırlarsınız. O günün Amiral Gemisi denilen gazetenin başyazarı şu anda iktidara çok şey durmaya çalışan gazeteler bunlar. İsimleri önemli değil. Doğrudan beni hedef alarak hoca stajı bitti şeyine dön dedi. Ben meclisin iradesine karışmam. Ben baş danışmanım ama Sayın Erdoğan'a, Sayın Gül'e hem bir dost olarak hem danışman olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararı olmadan dost bir komşu ülkeye, herhangi bir ülkeye tek taraflı olarak Amerika'nın veya başka bir gücün destekçisi olarak girmesini doğru görmedim. Hem Gül'le, Sayın Gül'le tabii, hem Gül de Sayın Erdoğan'la Gül Başbakan'dı. O zaman hakkında çok... Yok hayır, yani o istişare bu. Ben ters düşme diye söylemiyorum. Başka bir şeyi zikredeceğim. Ama ben siyasi sürece karışmazdım o zaman. Çünkü baş danışmanım. Sadece kanaatimi beyan ederim. O zaman Suriye'ye gittim. Beşer Esad'la ilk görüşmemiz o zamandı. Irak'a dönük olarak bir bölge konferansı tertip etmek için. Şimdi şunun için zikrediyorum. Bunun üzerine Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı diye yayınlar yapıldı. Ve ben Dışişleri Bakanı olarak Washington'a 2009 yılında gittiğimde WikiLeaks raporları çıktı. WikiLeaks'çe yayınlandı. İlginçtir, Hillary Clinton'la ertesi gün buluşacağım akşamı ilk çıkan WikiLeaks metinlerinden birinde benim hakkımda Türkiye'de kullanılan Amerikan şey üzerine giden Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı ifadesi vardı. Şeye Amerikan çıkarları açısından kendisine söylenmiş sözü Büyükelçi rapor etmiş. Clinton çok huzursuz bir şekilde karşıma oturdu. Hani birazca mahcup. Çünkü çıktı bu. Ortadan en tehlikeli adamı diye. Ben de kendisine de söyledim. Bu bir tesadüf müdür sizce? Bilemem. Ama WikiLeaks o yok, pazar günü çıktı, pazartesi günü. Ama ben kendisine de söyledim. O da üzüldü tabii. Çünkü nihayet devlet arşivleri ortaya dökülmüş falan. Hiç üzülmeyin dedim. Hiç üzülmeyin. Ben bir soru gelirse de benim için tek şey kriter vardır Türkiye'nin çıkarları. Şimdi o zaman Amerika ya Batı yanlısı diyelim. Beni Amerikan karşıtlığı gibi görürlerdi. Şimdileri birileri Amerikan yanlısı diye proje diye çıkartırlar. Beni bilen bilir. Hep söyledim. Ben babamın projesiyim. Babam ilkokuldan sonra okuyamamış, Toros Dağları'nda ilkokulu bitirince okuma aşkı elinden devam edememiş maddi imkansızlık sebebiyle ve kunurculuk yapmış. Onur abidesi bir insandı. Ve bana tek şey öğretti, birkaç şey öğretti. Bir tanesi de bu ülkeye sadakat. Şimdi Sayın Erdoğan Amerika'ya, Washington'a giderse dünya lideri, ben gidersem FETÖ'cü. Amerikan ajanı veya FETÖ'cü veya başka bir şey. Kaldı ki FETÖ ise zaten bana yaklaşamaz. Yani şey anlamda söylüyorum, o suçlamanın hiçbiri bizde tutmaz. Tek bir şey bulamazlar. Ona ayrıca gelmek isterim. Çünkü Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması oldu ki gerçekten yakışmaz. Çok yakışmaz. Sert bir üslup. Alman ekolü diye ben tam başbakanlığı bırakacağım sırada. O günlerde Avrupa Birliği'yle mülteci anlaşması yaptık diye
Alman şeyi tuttu. Biraz da benim Almanca eğitimi, hani İstanbul Lisesi'nde okumama da atıfta bulunan rahmetli Erbakan hocamız da İstanbul Lisesi mezunu. Mesut Yılmaz da İstanbul Lisesi mezunu. Almanya açısından bakıldığında ise Bosna'da. Biz Bosna ile Sırbistan arasında üçlü mekanizmayı kurduğumuzda Almanya'da ilk defa şey, yeni Osmanlıcılık diye bir şeyi o zaman çıkardılar. Baktılar ki tam yürümekte olan Butmir süreci diye bir süreç vardı Avrupa Birliği ile Amerika arasında yürütülen. Ve biz devreye girdik. Çok daha şey bir hatıradır. Madem biraz böyle geçmişte şey yapıyoruz. Bosna'da bir süreç yürüyordu. Ve Boşnaklara bir barış empoze, bir şey empoze edilmeye çalışıyordu anayasal değişim. Boşnaklar da mutlu değildi. Bir Brüksel'de bir toplantıda Carl Bildt, Avrupa şeyi başkanı, Avrupa Birliği heyetinin başında o zaman, bana dostane bir şekilde, aramızdaki hukuk da çok iyidir ve iyi bir devlet adamıdır, vicdanlı da bir insandır. Bu Butmir sürecinde destek talebinde bulundu, bir kağıt verdi. Heyetler biliyor, dışişleri toplantısı, Avrupa Birliği, Türkiye Brüksel toplantısı. Şeyi verdi. Ben al, dedi ki siz, seni Boşnaklar sizi Türkiye olarak sever, sana da özel saygıları vardır. Bunu ikna etseniz Boşnaklar kaldı bir tek dedi. O zaman Haris Silajic Cumhurbaşkanıydı. Haris Silajic'le olan yakın dostluğunda bunu şey yapar mısın? Aldım kağıdı. Bak dedim, sen Boşnakları bilirsin. Biz de bilirsin. Bosna'daki psikolojiyi de. Bir Türk Dışişleri Bakanı'na Bosna ile ilgili kağıt verilmez. Ya Türk Dışişleri Bakanı yazar size verir ya da birlikte yazarız. Ben bu kağıdı okumuyorum dedim. Ben postacı da değilim. Şimdi biz kendi yolumuzdaydık. Ve 10 gün sonra Boşnak ve Sırp Dışişleri Bakanı İstanbul'a davet ettim. Vuk Yeremiç hala dostumdur, bu Sırp Dışişleri Bakanı ve Boşnak Dışişleri Bakanı. Alkala'yı şeye çağırdım İstanbul'a. Ve üçlü Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan üçlü mekanizmasını orada kurduk. Ve Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki bütün problemleri açtık. Açan bir arkasından işte Srebrenica için özür dilendi, parlamentoda karar çıktı, karşılığı büyükelçiler atandı. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri, Almanya'da rahatsız olanlar da çıktı. Yani Alman ajanlığı ile ilgili senaryoyu yanıtınız. Tabii tabii, hayır yani beni ama ilgilendiren... Ama Sayın Bahçeli'nin şimdi, üslubu sizi belli şimdi ki beni özellikle rahatsız. Beni ilgilendiren bir tek şey vardır. Bu ülkenin menfaati, bu milletin onurlu bir uluslararası itibara sahip olması. Ve baskılar yapıldı. Birisi Irak konusu, birisi Balkan konusu. Ben Amerikan karşıtı da değilim, Almanya karşıtı da değilim, ve Avrupa karşıtı, Rus karşıtı da değilim, Çin karşıtı da değilim. Bir millete karşıt olmayı da doğru görmem. Ama ben Türkiye yanlısıyım ve sadece Türkiye yanlısıyım. Karşıtlık nerede başlar? Emperyalizm olursa, sömürgecilik olursa, baskı olursa, zulüm olursa, kim yaparsa yapsın, ona karşı çıkarım. Şimdi yeni bir siyasi hareket başlattığınıza göre ve adını da gelecek koyup, geleceği inşa etmeye aday yeni bir siyasi partinin genel başkanı olduğunuza göre, bu dört ayaklı kurduğunuz ilkeler bütününde demek ki bir sıkıntı görüyorsunuz Türkiye'de. Bir daha sayalım, baskı olursa, zulüm olursa, emperyalizm olursa, bir şey daha sayalım. Yani bu, özgürlüklerle tabii, ilgili. Özgürlükle tabii. Türkiye, yani tabii. Türkiye'nin şimdi bugünkü bir fotoğrafını çekecek şimdi, olursak. Evet. Ne görüyorsunuz? Bakın, yani Türkiye'yi hangi kritik eşikte beni görüyorsunuz? Beni tekrar siyasete girmeye teşvik eden amirleri bir bakmak gerekirse, yani 4 yıl sonra. Bir kere şunu AK Partililer de bilir. Ben o partinin benim dönemime kadar girmiş 5 genel seçimin ikisini yönettim. Birinde de tarihin gördüğü en büyük oyu aldım. %49,5. Ben aldım derken dönem olarak söylüyorum. Arkadaşlarımızla birlikte aldık. Herkesle birlikte. Ayrıldım. Ve hiçbir zaman AK Parti'nin başarısızlığı üzerine bir senaryo geliştirmedim. Çünkü AK Parti Türkiye'yi yönetiyordu ve ben o kitlelerin karşısında iki seçimi 81 vileyeti birkaç kere dolaşarak o partiyi yönettim. Peki bugün ne şimdi, oldu? Ne gördünüz? O zaman hep iyi niyetle yaptım ve Sayın Cumhurbaşkanı'na 5 kez buluştum şeyden sonra, uzun buluşmalardır 3 sene içinde. Her seferinde gördüğüm şeyleri ifade ettim. Aksaklıkları ifade ettim. Bir de yazılı metin de verdim her seferinde eline. Bir adım atılsaydı, ben bu kitaplardan daha mutlu eden bir şey yoktur beni. Niye bu troll çeteleriyle uğraşayım? Bu yaşa geldik, oturur kitaplarımla yeni eserler yazarım, mutlu da olurum. Ama ne beni sevk etti? Bir, bizim neslin en temel şey özgürlüklerdir. Özgürlükler konusunda ülkenin nefes alamadığını hissediyor, hissettim. Geçen sene bu vakitler, yani
gördüm ve manifesto yayınladım. Şu anda Türkiye'de özgürlükler bağlamında çok ciddi sıkıntılar var. İki, adalet bağlamında sıkıntılar var. Aynı suçu işleyen bir kişi hakkında bir kanal bulmuşsa, bu FETÖ davası olur, başka dava olur, rahatlıkla çıkabildiğini ama başka biri hakkında çok daha hafif bir suçtan kalabildiğini gördük. Son infaz yasasında olduğu gibi. Gazpacıların devlet zimmet işleyen zimmet suçu işleyenlerin çıktı. Organize çetelerin çıktı. Ama düşünce fikri beyan ettiği için gazetecinin içeride kaldığı şey, ben bir akademisyen olarak kendim de gazetecilik yaptım, yani köşe yazarlığı yaptım. Bunu kabul edebilir miyim? Adalet nosyonu zayıfladı. Üç, yoksulluk arttı. Ben başbakanlığı bıraktığımda enflasyon, üretici enflasyon %3.2, tüketici 5.5-6 idi. Ortalama enflasyon kümülatifi de 7 civarındaydı. Şimdi nerelerde? %12.7 ama dünyada enflasyon dibe vurmuş halde. 2.85'ti ben bıraktığımda başbakanlığı dolar. Şimdi 7'de zor tutuluyor. Dünyada dolar o günden bugüne çok da fazla değer, başka paraların dizinde değer kaybetmemesine rağmen. Bunun örnekleri çok verilebilir. Yoksulluk yaygınlaşıyor. Başbakanken Ocak 2016'da asgari ücreti %30 zam yaptık. Bir seferde yapılan en yüksek zamdır asgari ücrete. Enflasyon %6 civarındayken 5 misli zam yaptık. 5 misli. Şimdi ise asgari ücretin geldiği yer yoksulluğun, yoksulluk sınırının çok 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 gerisinde. Ve uluslararası itibar zayıfladı. Ben bir gün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı'ndan aptal olma ifadesiyle bir mektup alacağını bizim nesil ile itibariyle görmeyi düşünemezdim. Yani bunu hafızalam almazdı. İdeolojisi, siyaseti hiç önemli değil. Bir Johnson mektubu var böyle hatırlanan, ki Johnson mektubu bu mektup yanında diplomatik görülebilecek bir mektup. Bir de bizim Kanuni, hani Osmanlı hamaseti şeyi çok söyleniyor. Kanuni Fransuva'ya yazdığı mektup. Biz bir ülke değiliz. Bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, benim en karşıt olduğum siyasi rakibim bile olsa, ki o zaman mektup çıktığında AK Parti'nin üyesiydim ben hala. Ve o gün ulaşmaya çalıştım herkese. Ulaşabildiklerime ne olur tepki verin. Bu mektubu aynen şey yapın. Ve Sayın Cumhurbaşkanı o gün tam mektuptan iki gün sonra Pence gitti. Buraya geldi. Hayır, Pence buraya geldi. Pence Cumhurbaşkanı'ya, buraya geldi, sonra da başkanı kendisi gitti. Pence gelecek. Yapmayın. Pence geldiğinde Pence'i Cumhurbaşkanı kabul etmesin. Alt düzeyde kabul edecekse birisi etsin, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama bu mektuptan sonra Amerikan başkan yardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilirse başka bir ilişki biçimi doğar. Kabul etmeyi bırakın, yanına oturttu. Yani eşit gibi oturdular. İki heyetin uluslararası şeyi vardır. İki lider oturuyorsa şöyle oturur, sizin gibi yani. Ama eğer birisi bir ülkenin başında, diğeri yardımcı statüsündeydi, o masanın başına oturur, diğeri şöyle kenara oturur. Şimdi bütün bu protokol kuralları bile göz ardı edilerek o mektup sindirildi. Bunlar benim için artık bir şey, yeni bir şey yapmayı zaruret haline getiren hususlardı. Hiçbirisi de şahsımla ilgili değil. Hiçbir zaman öfke duymadım, hırs da duymadım. Başbakanlığı bıraktıktan sonra 6 kitap yazdım. 5'i Türkçe, 1'i İngilizce, şimdi İngilizcenin Türkçesi de çıktı. 7 kitap toplamda şeye bakarsanız, hepsi gayet de şeyim, mutluyum. Bir hırs peşinde değilim. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, başka bir ülkenin, kim olursa olsun, Rusya, Amerika, kim olursa olsun, böyle bir mektup yazacak durumda olmamalı diye düşündüm. Bu yoksulluk, bu yasaklara karşı ve yolsuzluk dosya şeylerine baktığımızda alabildiğini artık. Benim tekrar siyasi parti, Gelecek Partisi'ni kurmamı ve bir anlamda arkadaşlarımla birlikte Gelecek Partisi'ni inşa ederken ki ana fikirler de burada. Özgürlükleri tam, onurlu vatandaşlık bakımından herkesin eşit olduğu, adalet söz konusunda herkesin bu ülkede yaşamaktan mutlu, huzurlu ve geleceğinden emin olduğu, hukuk devleti kurallarını işlediği, güçler ayrılığı prensibinin hayata geçirildiği, ekonomik bakımdan onurlu bir hayatı sürdürecek ekonomik şartların herkes için oluşturulduğu ve dünyada uluslararası itibara sahip bir ülke inşa etmenin artık AK Parti'de mümkün olmadığını gördüm. İzahlarımı yaptıktan sonra ihraç talebiyle sevk edince disiplinize de ayrı bir parti kurduk. Şu anda da Gelecek Partisi'nin vizyonu
İşte bu ilkeler etrafındadır. Bu aslında demokratik parlamenter bir cumhuriyeti mi işaret eder kesinlikle, aynı zamanda? Çünkü kesinlikle. Çünkü yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde bunları gerçekleştirmek... Mümkün değil. Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem demokratik kriterler itibariyle noksan bir sistemdir. Eski sistemde noksandı. Böyle deyince dün bir televizyon programında eski sisteme mi dönmek istiyorsun? Eski sistemin bedelini en çok ben ödedim. Neden? Çünkü o sistemde Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler dolayısıyla elimiz kolumuz bağlandı. Yani Cumhurbaşkanı yetki verilmesin diye söylemiyorum. Parlamenter sistem değildi o yani. Parlamenter sistemde hesabı başbakan verir, Cumhurbaşkanı semboliktir. Ama hesabı başbakan verip Cumhurbaşkanı yetki kullanacağı zaman ki Sayın Erdoğan da bunu yaşadı. Sayın Ahmet Necdet Sezer birçok kararnameyi geri döndürüyordu. Haklı haksız ayrı bir bugün şey. Bugün bakıyoruz ki pek çoğu da haklı veto kararları şimdi, var. Ya. Şimdi Sayın Gül ile Sayın Erdoğan arasında benim aramda da yaşandı. Farklı konumlarda. Dolayısıyla eski sisteme dönmek değildir bizim niyetimiz. Ama bu sistem, bugünkü sistem her an otokrasiyi getirebilecek bir sistemdir. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin niteliği, meclisin gittikçe azalan rolü, bu seçim kanunuyla bir partinin genel başkanının aynı zamanda cumhurbaşkanı olması, o genel başkanın meclis aritmatiğini, meclisteki milletvekillerinin ipotek altına almasına yol açıyor. Kendisinin, o zaman da bunları söylüyorum, gerçek bir başkanlık sistemine, bazıları diyor ki siz de başkanlık sistemini savunun. Evet, ben ilkesi olarak hep parlamenter sistemi savundum. Ama başbakan olduktan sonra, bir de 367 krizi dolayısıyla, 27 Nisan krizi 367, Cumhurbaşkanı da seçimle gelince artık Türkiye'nin bir sistem tercihi yapması gerekiyordu. Bu sistem problematiğinin en önemli sebebi 367 şeyidir, faciasıdır. O gün o şeyi açanlar seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir başbakanla ülke yönetilebilir mi? Yani iki tane otorite. O zaman başkanlığa doğru evrilmesi kaçınılmaz hale gelmişti neredeyse. Başkanlık olacaksa bari düzgün başkanlık olmalı. Güçler ayrılığı prensibinin yaşandığı ve seçim sistemiyle milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilmediği, tabandan gelen ve her bir milletvekilinin kendi siyasi gücünü koruyabildiği bir yapı olursa, Amerika'da olduğu gibi. Amerika kongre üyeleri gerekine başkanla ayrı düşerler ama başkan kongre üyelerini dinlemek zorundadır. Çünkü kongre üyeleri başkan tarafından seçilmiş değil ve başkan partinin başkanı da değil. Şimdi bu güçler dengesini yok ettiğiniz zaman bir kişi hem parti başkanı, hem Türkiye ülkenin başkanı olunca bütün vatandaşları hangi makam temsil ediyor? Bugün bütün vatandaşları temsil eden bir makam eksikliği var. Kimse bu makam Cumhurbaşkanı demesin. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı %50'yi bir kere ihanet çetesi olarak tanımlıyor ve bu değil zaten Türkiye'de birliği yok ediyor. Meclis de olamaz. Amerika'da başkanlık sisteminde meclistir, kongredir bütün şeyin nihayeti. Ve hesap sorar başkandan. Şimdi böyle bir farklı gelenekler bunlar. Şimdi dolayısıyla bizim ta 1876'dan beri parlamenter bir geleneğimiz var. Şu anda da kanaatim meclisin milletin iradesini temsil ettiği ve meclis içinden çıkan bir hükümetin meclise hesap sorarak hesap verdiği, Cumhurbaşkanlığı makamının da bütün toplumu temsil eden ama tarafsız bir cumhurbaşkanı olduğu ve yetkiyi sahibi olmadığı, hesap vermeyecekse yetkisi de olmamalı. Yetkili hesap, sorumluluk bir dengede. Dolayısıyla Gelecek Partisi'nin siyasi vizyonu pür parlamenter sistem. Evrenin kafasındaki parlamenter sistem değil yani. 27 Mayıs'ta vesayetle kurulmuş parlamenter sistem de değil. Öyle bir yapı kuralım ki Genelkurmay Başkanları otomatik olarak Cumhurbaşkanı olsun diye düşünmüş bizim parlamenter sistem geçmişimizin parlamenter sistemleri değil. Şey de değil. 50'li parlamenter sistem dedi. Çünkü orada da çoğunluk sistemiyle bir anda hiç %55 alan bir parti neredeyse meclisin tamamını alıyor. Bu da doğru değil. Olması gereken çoğulcu, bütün toplumun temsilinin yansıdığı bir meclis yapısı ve onun içinden çıkan bir hükümet. Peki. Ne demişti Cumhurbaşkanı hükümeti için gündeme geldiğinde? Ne denmişti? İşte bir daha koalisyonlara ihtiyaç olmayacak. Öyle olmadı. Şimdi binde birlik parti bile koalisyon ortağı, hatta ne koalisyon ortağı çıkıp Sayın Perinçek, bir ülkeyi ben yönetiyorum.
Erdoğan kendisi yönetiyor zannediyor ama Erdoğan yönetmiyor, ben yönetiyorum diyor. Evet, gerçekten de öyle konuşuyor. Bir küçük reklam molasına gideceğim. Birkaç dakika efendim Halk TV ekranlarında izleyicilerden izin istiyoruz. Ardından elbette ki siyaset biraz daha konuşacağız ama sonra izniniz olursa o anlattığınız babaya, anneye, o sofralara, o bayram mekanlarına dönmek istiyorum. Kısacık bir ara veriyoruz efendim.